Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Kasım 2023 yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün Rojava'ya yönelik çeşitli saldırılar oldu. Yayınımızın konusu bu saldırılardır. Ne zamanki bir yerde Türk ordusuna yönelik herhangi bir eylem olursa onlar da Rojava'ya saldırıyorlar ve bugün de olan buydu arkadaşlar. Şimdi bunun detaylarına geçeceğiz. Hakan Fidan'ın daha evvel açıkladığı gibi 4 Ekim'de açıkladığı gibi alt yapı, üst yapıya saldırıyorlar. Sivil hizmet kurumları hedef alınıyor. Bugün yine aynısı yapıldı. Şunu başta söylemek lazım. Bunu bilerek yapıyorlar. Yani hedefleri bilerek seçiyorlar. Sivillere yönelik saldırıyı da bir şantaj olarak kullanıyorlar. Ki 4 Ekim ile 15 Ekim arası Rojava'ya yönelik saldırılarda bunu gördük ve bu konuya dair çeşitli yayınlar yapmıştık. Tekrar etmeye gerek yok. Şimdi bugün yani 22 Kasım günü yapılan saldırılar da şöyle. Öncesine bakalım. 19-20 Kasım tarihlerinde yani 2-3 gün evvel Güney Kürdistan'da ZAP'ın batı cephesinde ve Metina'da burada bulunan Türk askerlerine yönelik gerillalar, HPG ve YC Aslar gerillaları bir dizi eylem gerçekleştirdiler ve bu eylemlerde onlarca Türk askerinin öldüğü açıklandı. HPG basın ve irtibat merkezi dün bu konuya dair ayrıntılı bir açıklama yapmıştı. Yer yer, gün gün, saat saat, dakika dakika nerede ne oldu, hangi mevziye saldırdılar, nerede çatışma oldu, nerede eylem oldu, kaç asker öldü, kaç gerilla hayatını kaybetti, bunlar hepsi anlatılmıştı bu açıklamada ve bunu takip etmişsinizdir. Şimdi tabii Türkiye cephesinden yani Ankara'dan her zaman olduğu gibi yine sessizlik var. Fakat bir rütbeli askerin kimliğini açıkladılar. Hatta bugün Fırat Haber Ajansı ANEF'e bugün yani 22 Kasım günü bu gerillalarla yani bu eylemlere katılmış gerillalarla bir program da yayınladı. Ve savaş tünellerinde olduğu belli zaten orada bu program çekilmiş. Hatta orada çeşitli tatbikatlar var ve o eylemlere katılan kadın ve erkek gerillalar oradaki durumu anlatıyorlar, kendi durumlarını anlatıyorlar ve yani yaklaşık 10 dakika, 10 dakikadan fazla belki bir görüntü var. Bunu veremiyoruz çünkü YouTube kaldırıyor. Daha evvel de başka yayınlarda da benzer durumları söylemiştik. Bakın falan yerde görüntü var, şöyle bir durum olmuş, şöyle bir gerçeklik var, bunun görüntüsü var. İşte hepsi belgeli, bilgili, şu bu falan diyoruz. Fakat burada yayınlayınca YouTube kaldırıyor. Bazısı alta yazıyor, hani görüntü? Görüntü işte Fırat Haber Ajansı'nda var. Hatta dijital medya platformlarında, Twitter ve benzeri platformlarda bunu yayınlayan hesaplar da var. Gidip orada izleyebilirsiniz. ZAP, Metina, ZAP'ın batı cephesi, gerillalar, savaş tüneli falan vurduğunuzda zaten otomatikmen karşınıza çıkmış olacak. Şimdi arkadaşlar tabii bu eylem sonrası yani bunların çok kapsamlı eylemler olduğu belli zaten. Ve bu eylem sonrası bugün sabah 22 Kasım 2023 sabahı KCK Yürütme Konseyi eş başkanlığı bir açıklama yayınladı. Bu açıklama da Fırat Haber Ajansı'nda var ve bu açıklamada söz konusu eylemlere katılan gerillalar ve HPG Ana Karargah Komutanlığı Halk Savunma Merkez Karargah Komutanlığı'na yönelik bir kutlama mesajı var. Ve işte orada bu eylemlerin ne kadar önemli olduğu, gerillaların oradaki saldırılara karşı direnişini ifade eden, açıklayan ve onların bu duruşunu, eylemlerini kutlayan açıklamalar var. Şimdi bu açıklamadan sonra yani KCK Yürütme Konseyi'nin ZAP ve Metina'daki gerillaları kutluyoruz açıklamasından sonra Türk ordusu hemen Rojava'ya yönelik saldırılar başlattı. Ve bu saldırıların ilki Rimelan'da oldu. Kamışlo'nun bir ilçesi. Rimelan zengin bir petrol bölgesi aynı zamanda. Ve bu 4 ile 15 Ekim tarihleri arasındaki saldırıların da ana merkezlerinden birisiydi. Orada bir sivil hizmet kurumu savaş veya SİHA'ların hedefi oldu. Uçaklarla bombalandı. ANHA, Havar Haber Ajansı bu konuya dair görüntüleri ve bilgileri paylaştı ve hemen bunun ardından da şeyde bir saldırı oldu Kamışlı'da. Kamışlı Tribesbi arasında iki araca yönelik bir saldırı oldu ve SİHA'larla oldu. Tribesbi yolunda yani Kamışlı'dan Tribesbi'ye gidince Tılmaruf beldesinin yakınlarında iki farklı araca saldırı oldu ve bu saldırıda da
yaralıların olduğu belli oluyor. Ama bu konuya dair henüz resmi bir açıklama yok. Onu da belirtmek gerekiyor. Rojava'dan veya Asayiş'ten veya iç güvenlik güçlerinden henüz konuya dair resmi bir açıklama yok. Onun altını çizmek istiyorum. Zannedersem yarın veya ilerleyen saatlerde bu konuya dair bir açıklama olacak. Şimdi tabii sadece Rojava'ya yönelik değil, yani Rimelan ve Kamışlı'ya değil, aynı zamanda Güney Kürdistan'da da Hevler'in kırsal şeyinde, ilçelerinde, Brados yakınlarındaki Sedekam ilçesi sınırlarında bulunan Bole ve Beciwan yaylaları da bombalandı. Buralarda da yani işte köylüler var, koçerler var, kendi hayvanlarını otlatan insanlar var. Belki işte oralarda gerilla güçleri de var. Yani bunu bilemiyoruz. Çünkü yani bir savaş bölgesi sayılabilir orası. Çünkü sürekli orası da hedef alınıyor ve hatta oraya yakın yani Sedekan'a yakın yerlerde KDP'nin ve Türk ordusunun ortak yerleşim şeyleri var. Askeri noktaları vesaire var. Şimdi başta da söylediğim gibi anlaşıldığı kadarıyla ve daha önce de açıklandığı kadarıyla Türk ordusu daha evvel de yaptığı gibi Türk devleti bundan sonra da sivillere yönelik saldırıları kendine kalkan yapacak. Yani onların pozisyonu şu: Ankara'daki kafa, devletin zihniyeti. İşte ben her yere saldırırım, sivillere saldırırım, gerillaya saldırırım, YPG'ye saldırırım, Rojava'ya saldırırım, Güney'e saldırırım, sivil siyasetçilere saldırırım, herkese saldırırım, istediğim zaman saldırırım, istediğim yerde saldırırım, istediğim şekilde saldırırım ve kimse buna karşı çıkmayacak. Buna karşı bana cevap verilirse o zaman ben sivilleri hedef alırım, alt yapıyı hedef alırım, üst yapıyı hedef alırım. Zaten Hakan Fidan bunu söylemişti. Yani açıkçası mesajı doğrudan Pekke'ye de veriyor. İşte sen bana yönelik eylem yaparsan o zaman ben de Rojava'da hastaneleri, fırınları, otoyolları, caddeleri, sokakları, arabaları, hizmet kurumlarını, petrol kuyularını, elektrik santrallerini hedef alırım mesajını veriyor. Yani Hakan Fidan'ın altyapı, üst yapı hedefimizdir açıklaması bu anlama geliyor. Bu anlama geliyor. Şimdi birileri de belki der ki tamam o zaman Pekke'ye de saldırmasın. Şimdi bu olan mesele yani bu 19-20 Kasım'daki eylemler nerede olmuş? Türkiye sınırları içerisinde değil bir kere. Oraya askerler gitmiş. Türk askerleri oraya gitmiş. Şimdi ve orada yerin altında veya yerin üstündeki gerillaları öldürmek amacıyla gitmiş. Onlar da o zaman tamam yani beni öldürür mü diyecek. Yani karşılık vermeyecek mi? Böyle bir şey var mı yani dünyada? Böyle bir dünyada yani öyle bir şey var mı? Yani savaşlarda, çatışmalarda öyle bir şey var mı? Bu niye böyledir? Bu ayrı bir tartışma konusu. Yani Türk Devleti'nin barışçıl, siyasi çözüm odaklı bir perspektif olmadığı için böyledir. Yani bir sonuçtur. Eğer Türk Devleti Kürt sorununun, Kürtlerin haklarını teslim etme, anayasal güvence çerçevesinde teslim etme perspektifiyle yaklaşırsa, çözümcü olursa, çözüme yönelik olumlu adım atarsa, o zaman zaten bu kargaşanın, çatışmanın, savaşın da anlamı kalmaz. Yani dolayısıyla bütün bu çatışmaların, savaşın, insanların dağda olmasının tek sebebi Kürtlere yönelik inkar, imha siyasetinin egemen olmasıdır. Diğer bütün şeyler ayrıntıdır, sonuçtur. Yani sebebe bakmak lazım. Şimdi dolayısıyla bugün şeyde Rojava'da olan da budur. Yani belki önümüzdeki saatlerde veya günlerde bu saldırılar artabilirdi arkadaşlar. Onun da altını çizmekte fayda var. Ve hedef alınan yerler işte geçen gün mesela başka bir yerde yine saldırı yapmışlardı. Hemen Ankara'dan bir açıklama yapıldı. İşte biz bilmem kaç YPG'li öldürdük şeklinde. Halbuki öyle bir şey yok. Yani zaten Demokratik Suriye güçleri bunu yalanladı. Şimdi durum bu arkadaşlar. Bunu konuyu kapatmadan evvel bir konu var. Daha evvel başka bir konu sizinle paylaşmıştık. Roj News Arapça Servisi editörü Süleyman Ahmet 29 gündür kendisinden haber alınamıyor. Nerede? Güney Kürdistan'da, Dohuk'ta, Rojava'dan Güney Kürdistan'a geçerken Semarka sınır kapısında KDP'liler tarafından gözaltına alındı. Doğukta olduğu tahmin ediliyor. Görüşme falan yapılmıyor. Ve bu bir
şeyde bir Ekim'de gözaltına alınmıştı. Ve 29 gündür kendisinden haber anlamıyor. Bunu hatırlatmak istedim. Her gün hatırlatmak gerekir ki bir gazeteci olmasa da bir Kürt genci kaçırılıyor ve 21 ay oldu. Kendisinden hiçbir haber yok. Evet, bu akşam yayınımızda ele alacağımız konular bu kadardı. İyi akşamlar.